Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ın Eşlerine yaklaşmamaya yemin eden kocaların dört ay bekleme hakkı vardır. Şayet kocaları bu süre bitmeden eşlerine dönerlerse bunda mahsur yoktur. Çünkü Allah çok affedicidir. Merhamet ve ihsanı boldur. Boşanmış kadınlar, kendilerini tutup, yeni bir nikah yapmadan önce, üç adet beklesinler. Allah'a ve ahirete iman ediyorlarsa, kendi rahimlerinde, Allah'ın önceki evlilikten yaratmış olduğu çocuğu veya hayızı gizlemeleri, onlara helal olmaz.'' kocaları gerçekten barışmak istiyorlarsa, bu iddet müddeti içinde onları tekrar almaya başkalarından daha çok hak sahibidirler. Erkeklerin hanımları üzerinde bulunan hakları gibi, hanımların da kocaları üzerinde meşru çerçevede hakları vardır. Şu kadar ki, erkeklerin onlar üzerindeki hakları bir derece daha fazladır. Unutmayın ki, Allah, üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Boşama hakkı, iki defadır. Bundan sonra yapılması gereken, ya meşru tarzda, güzelce birlikte yaşama, yahut, eşini güzellikle salıvermedir. Ey kocalar! Boşama sırasında, eşinize daha önce vermiş olduğunuz, mehirden, Herhangi bir miktar geri almanız size asla helal olmaz. Fakat Allah'ın koyduğu hudutlarda durmayacaklarından endişe etmeleri hali bunun dışındadır. Şayet siz de onlar gibi onların Allah'ın koyduğu hudutlarda duramayacaklarından, evlilik hukukuna riayet edemeyeceklerinden endişe ederseniz, bu durumda kadının ayrılmak için meşru çerçevede hakkından bir şey vermesinde her ikisi içinde bir vebal yoktur. İşte bunlar Allah'ın tayin ettiği sınırlardır ki sakın onlara aşmayın. Her kim Allah'ın hudutlarını aşarsa işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey kocalar! Eşlerinizi boşar, onlar da iddetlerini bitirirlerse, artık ya onları iyilikle yanınızda tutar, yahut güzellikle salı verirsiniz. Onların hukukuna tecavüz etmek kastıyla, zarar vermek için eşlerinizi alıkoymayın. Kim böyle yaparsa, kendine zulmetmiş olur. Sakın Allah'ın ayetlerini şakaya almayın. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetleri ve sizi irşad etmek gayesiyle indirmiş olduğu kitap ve hikmeti hatırlayın, dile getirin. Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bildiğini pek iyi bilin. Anneler çocuklarını iki tam yıl emzirsinler. Bu, Emzirmeyi mükemmel şekilde uygulamak isteyenler içindir. Annelerin münasip şekilde yiyeceğini, giyeceğini sağlamak babanın görevidir. Hiçbir kimse takatinin dışında bir görevle yükümlü tutulmaz. Çocuk yüzünden ne annesi ne de babası zarar görmemelidir. Babanın varisine de aynı vazife yaptırılır. Fakat anne baba aralarında görüşüp anlaşmaya vararak iki yıldan önce çocuklarını sütten kesmek isterlerse kendilerine bir vebal yoktur. Şayet çocuklarınızı başkalarına emzirtmek isterseniz kendilerine vereceğiniz ücreti münasip tarzda ödemek şartı ile bunda da size vebal yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakının. Ve bilin ki Allah, yaptığınız her şeyi görmektedir. Henüz kendilerine dokunmadan veya mehir belirlemeden, kadınları boşamanızda size günah yoktur. Zengin kudretince, eli dar olan kendi halince olmak üzere, onlara münasip tarzda müt'a versin. İyiliği şiar edinenlere, bunu yapmak bir borçtur bir mehir belirlemiş olarak, kendilerine dokunmadan eşlerinizi boşarsanız, bu takdirde belirlediğiniz mehrin yarısını vermeniz gerekir. Ancak eşler yahut nikah bağı elinde bulunan kocalar, gözü tok davranırsa başka. Ey kocalar! Sizin bağışlamanız, takvaya daha uygun düşer. Birbirinize lütuf ve mürüvvet göstermeyi unutmayın. Allah sizin bütün işlediklerinizi görür. Uşanmış eşlere de, örfe göre, gönüllerini alacak hediye vermek gerekir. Bu, haksızlıktan sakınan takvalılara bir borçtur. Ey iman edenler! Kadınları zorla miras olarak almanız helal olmaz. Çok belli bir fuhuş işlemedikçe onlara verdiğiniz mehrin bir kısmını ele geçirmek için onları sıkıştırmanız da size helal değildir. Onlarla hoşça güzelce geçinin. Şayet onlardan hoşlanmayacak olursanız, olabilir ki bir şey sizin hoşunuza gitmez de Allah onda birçok hayır takdir etmiş bulunur. Bir eşinizden ayrılıp da yerine başka bir eşle evlenmek isterseniz, ayrıldığını sanıma, yüklerle mehir vermiş olsanız da, içinden ufak bir şey bile almayın. Boşanmaya sebep uydurup, iftira ederek, göz göre göre günaha girerek, bunu almanız hiç münasip olur mu? Eğer karı kocanın, birbirinden ayrılacaklarından endişe ederseniz, o vakit, kendilerine erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf, işi düzeltmek isterlerse, Allah, onları uyuşmaya muvaffak buyurur. Şüphesiz Allah, alim ve habirdir. Her şeyi bilir, bütün maksatlardan haberdardır. Eğer bir kadın, kocasının kötü muamelesinden, ve kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse bazı fedakarlıklar göstererek sulh olmak için gayret göstermelerinde mahsur yoktur. Barışma elbette daha hayırlıdır. Nefisler menfaatlerine düşkün yaratılmıştır. Ey kocalar, eğer siz iyi davranıp arayı düzeltir, kadınların hakkını çiğnemekten sakınırsanız Unutmayın ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Şayet gösterilen gayretlere rağmen eşler boşanıp birbirinden ayrılacak olurlarsa Allah her birini lütfu ile müstagni kılar. Birini öbürüne muhtaç eylemez. Allah'ın lütfu geniştir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Ey müminler, mümin kadınlarla nikah akdi yapıp da onlara dokunmadan kendilerini boşayacak olursanız, onların iddet beklemelerini isteme hakkınız yoktur. Bu durumda bağışlayacağınız hediyelerle onları memnun ederek güzel bir şekilde boşayın. İçinizden kadınlar hakkında zihar yapanlar bilsinler ki, onlar kendilerinin anneleri değildir. Onların anneleri sadece kendilerini doğurmuş olanlardır. Onlar gerçekten çirkin ve yalan bir söz söylüyorlar. Bununla beraber Allah'ın affı ve merhameti çoktur. Geçmiş durumlar hakkında tövbe edenleri affeder. Eşlerine zihar yaparak onlardan ayrılmaya kalkıp da sonra söylediklerinden dönenlerin eşleriyle temastan önce bir köleyi hürriyetine kavuşturmaları gerekir. İşte size emredilen budur. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Buna imkan bulamayan kimse temaslarından önce iki ay ara vermek sizin oruç tutmalıdır. Buna da gücü yetmeyen altmış fakiri doyurmalıdır. Bu hükümler Allah'ı ve Rasulünü tasdik ve onlarla amel edip. Cahiliye uygulamalarını reddetmeniz için konulmuştur. İşte bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Kafirler için gayet acı bir azap vardır. Ey peygamber, eşlerinizi boşuyacağınız vakit, onların iddetlerini dikkate alarak boşayın ve iddeti dikkatle sayın. Rabbiniz olan Allah'a karşı gelmekten özellikle Eşlerinizin hukukuna zarar vermekten sakının. Onlar, zina gibi açık bir hayasızlık irtikab etmedikçe, siz onları evlerinizden çıkarmayın. Kendileri de çıkıp gitmesinler. İşte Allah'ın hudutları. Kim Allah'ın hudutlarını çiğnerse, hakikaten kendine zulmetmiş olur. Nereden bileceksin? Bakarsın Allah, bundan sonra yeni bir durum meydana getirir. Bekleme sürelerinin, üç adet süresinin sonuna yaklaştıkları zaman, onları ya güzelce evinizde alıkoyun, evliliği devam ettirin, yahut güzellikle ayrılın ve bu boşanmaya sizden iki adil kimseyi şahit tutun ve şahitliği de Allah için dürüst yapın. İşte sizden Allah'a ve ahirete iman edenlere verilen talimat yapılan tavsiye budur. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona sıkıntıdan çıkış kapıları açar. Onu hiç ummadığı yerlerden rızıklandırır. Allah'a dayanıp güvenene Allah kafidir. Allah buyruğunu elbette yerine getirir. Gerçekten Allah her şey için bir ölçü her iş için bir vade belirlemiştir. Kadınlarınızdan, adetten kesinenlerin iddetinde tereddüt ederseniz, onların iddet süreleri üç aydır. Henüz adet görmeyenlerin de süreleri böyledir. Hamile olan kadınların iddetleri, çocuklarını doğurdukları vakit biter. Kim Allah'a karşı gelmekten korunursa, Allah onun içinde bir kolaylık verir. Boşadığınız eşlerinizi imkanlarınız nispetinde oturduğunuz meskenlerin bir bölümünde iddetlerini tamamlayıncaya kadar oturtun. Onlar üzerinde çıkıp gitmelerini sağlamak için bir baskı kurmak niyetiyle onlara zarar vermeye kalkışmayın. Eğer onlar hamile iseler çocuklarını doğuruncaya kadar nafakalarına verin. Sonra boşadığınız eşlerle ilginiz kesilince sizin hesabınıza çocuklarınızı emzirirlerse ücretlerini verin. Aranızda ücret işini meşru çerçevede, örfe uygun olarak güzellikle görüşüp sonuçlandırın. Eğer annesinin çocuğu emzirmemesi sebebiyle sıkıntıya düşerseniz, bu takdirde baba ücret vererek bir başka emziren kadın bulacaktır.